Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Berlin'de bayağı yağmurlu bir hava var ama eve tıkılıp kalmak istemiyorum. Tartı alacağız bugün. Geçen hafta anlatmıştım tekrar. Sağlıklı beslenmeye başladım. Hatta size gösterdim. Organik, morganik işte sürekli yemekleri falan yaptık. Spora başladık tekrar. Sizi de yanıma aldım. Spor yapmıyorsanız sizin de motive olmanızı istiyorum açıkçası. Spora başlamanızı istiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir şey spor. Ama sadece sağlıklı beslenip, bir dakika şuradan toparlayalım. Sadece sağlıklı beslenme organik yemeğiyle olmuyor arkadaşlar. Kalorilerimizi de ölçmemiz gerekiyor. O yüzden tartı almamız şart. Taşınmanın en sevmediğim yanı bu. Biliyorsunuz bir buçuk sene 4 kere taşındım bunu. Hep söylüyorum. Taşınırken de yani tahmin edersiniz insan şöyle diyor. Hani küçük şeyleri artık yanına ıvır zıvırları almak istemiyorsun ya. Ya aman buna ihtiyacım yok, ona ihtiyacım yok. Her şeyi atmaya başlıyorsun. Ben de öyle o kadar çok şeyi attım. Çok güzel bir tartım vardı. Çok güzel bir tartım vardı. İyi de çalışıyordu. Elektronikti. Çok böyle küçük birimlere kadar tartabiliyordu yani. Gramlara kadar. Attım abi. Atmışım daha doğrusu. Yeni fark ettim. Ağustos'ta buraya taşındım. Wow. Öbür sene Şubat'tayız. Kaç? 7 ay mı? Ne oldu? Daha yeni fark ettim tartıyı attığımı. Demek hiç tartılık işim olmamış. Kendimi tartmamışım. Bir yandan çay koyalım. O yüzden tartı alacağım. Attığım eşyaları şimdi tekrar para vererek geri alıyorum. Ne kadar mantıklı. Artık mantık falan yok arkadaşlar. Almak zorundayız. Dediğim gibi kalorileri hesaplamadan öyle sadece sağlıklı yemekle olmuyor. Çünkü insan şunu da, mesela ben şunu biliyorum. Tam sağlıklı besleniyorum ama son 2 senede ben hiç hareket etmedim. Yani siz de etmediniz biliyorsunuz. Pandemi vardı, evdeydik. Hele geçen sene hatırlarsanız Ocak'ta Şubat'ta her yer kapalıydı falan yani. Ben bazen günde 10 dakika yürüyordum dışarıda şöyle bir. Zaten soğuk, karanlık. Herkes evlerde falan. Ondan sonra eve tekrar oturuyordum. Yani kilo aldım. Bu kiloyu da neyden aldım? Spor yapmadığım için, kas çalışmadığım için. Tabii ki yağlandım yani. Komple yağ aldım. Dolayısıyla o yağları vermemiz lazım. Onun için de tartı alacağım. Bugünden itibaren düzenli tartılmam gerekiyor. Çünkü vücudumun günlük aşağı yukarı ne kadar kalori yaktığını hesaplamam gerekiyor yavaştan. 1-2 hafta sonra da yediğim yemekleri de tam gramajına gireceğim. MyFitnessPal mıydı neydi ya? Öyle bir app vardı, hatırlarsam yazarım aşağıya linkleri. O çok güzel bir app. Bütün yediklerinizin kalorilerini sizin için ölçüyor. Sadece barkodları okutuyorsunuz. Ona başlayacağım. O yüzden de tartı şart. Sonra yavaş yavaş eğer diyelim anladım. Aa işte vücudum 2000 mi, 2500 mü, 3000 mi günlük şu kadar kalori yakıyor. Bunu hesaplayabildikten sonra düzenli de tartıldıktan sonra çünkü o kalorileri düzenli alacağım. Düzenli tartacağım bakacağım mesela 3000 kalori. Her gün 3000 yedim. 7 ile 10 gün arasında mesela bir kilo değişimi var mı? Az veya çok. Ona göre aşağı yukarı anlayabileceğim. Aa demek ki 3000 kalori bana çok. Hani kilo aldıysam demek ki bana çok. Kilo verdiysem demek ki bana az. Gibi gibi. O yüzden özetiyle tartı lazım abi. Alexandra Platz'a gitmeyi düşünüyorum. Alexandra Platz'ta Alexa diye bir tane şey var. Söyleyin adını ya. Alışveriş merkezi. Oraya gideceğim. Orada hem MediaMarkt hem Saturn olması lazımdı. İnşallah çok para vermem. Çünkü elektronik yani iyi tartılar da çok da ucuz olmuyor ama neyse bakalım yani arkadaşlar. Özetle tartı almaya çıkacağız. Bugün mutfakta yine kimse yok. Bütün mutfak olduğu gibi bana ait. Ya bizim bu koridorda var ya kimse yemek yapmıyor ya. Bugün Alman çocukla karşılaştım. Dedim şey kahvaltı yapmıyor musun falan. Yok ya dedim ben kahvaltı falan ben vaktim yok uğraşamam. Bak mantalite farkı. Adam diyor ki vaktim yok uğraşamam. Yapmıyor pişirmiyor. Ama son dönemde şeyi çok fark ettim. Biraz da çok hastalık falan yaşadım ya arkadaşlar. Burada mesela yaşayanlara bakıyorum. Abi herkes hazır mısın? Hazır. Pizza. Millet sabah pizzayla başlıyor, akşam pizzayla bitiyor. Yemin ediyorum. O Alman çocuk da öyle işte. Aldı bir tane pizza attı şeye. Fırına. Fırına attı pizzayı. Ben kahvaltı hazırlarken kendim. Ondan sonra aldı pizzasına gitti. Çünkü kimse vakitle uğraşmak istemiyor ama sağlık gidince işte ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Neyse bakalım hadi odaya geçelim, hazırlanalım, ondan sonra çıkalım.
şu an tipik Berlin grisi arkadaşlar. Genelde 11. ayın sonunda bu lanet gri başlıyor. Gri'nin 50 tonu gördüğünüz gibi Alexanderplatz'da tam yeşilin olmadığı, bütün arkamda görebiliyorsunuz zaten. Gri'nin 50 tonunu görebileceğiniz bir yer. Aslında şey, günler uzamaya başladı ama işte böyle kapalı havalarda yine biraz depresif olabiliyor. Tatil almadan önce şey yapacağım. Şimdi o kadar sağlıklı besleniyoruz, kalorileri ölçeceğiz falan dedik. Ama çok acıktım. Burada da metronun altında bir tane dönerci var. Yani oradan güzel bir dürüm alayım önce. Tartıyı almaya gideceğim. Daha yeni geldim. Kapkaranlık oldu dışarısı. Valla eski aynı modeli bulabildim biliyor musunuz? Hiç beklemiyordum ama onu bir daha satmazlardır diye düşünüyordum. Bu arada arkadaşlar, her gittiğimde Alexanderplatz'a bunu zaten hissediyordum ama bugün çok gözüme çarptı, söylemek istedim. Şehirde, yani Berlin'de böyle değişik bir, farklı bir değişim var. Yani insan tipi çok farklılaştı. Yani nasıl söyleyeyim ya, çok göç de alıyor tabii. Berlin'in kendi içinde çok hani problemleri de var, duymuşsunuzdur hep. Hani fakir bir şehir diye anlatılıyor. Fakir ama seksi falan deniyor işte, kimisi öyle söylüyor. Oralara girmeyeceğim ama biraz mutsuz insan, ya biraz değil ya, çok görüyorum. Alexanderplatz'a gittiğimde orada yaşayan arkadaşlarım da var. Tam Alexanderplatz'ın oradaki evlerde yaşıyorlar. Abi çok negatif ya. Yani negatif demeyeyim de agresif ya. Çok değişik agresif insanlar görmeye başladım. Hatta şöyle bir olay oldu. İki tane olay oldu. Bir tanesini işte dönerciden döner aldım. Onların şöyle ayaklı bir şey var. İki kişi yan yana yiyebiliyor yani. Tekrar açmışlar orayı ama metronun altında kapalı mekan. Neyse, orada yiyorum. Bir hırsızlık olayı galiba, bir şey olmuş. İşte görevliler onu tutuyorlar. Sen gel buraya, yanındaki kadın nerede diyorlar. Adam da yabancı, anlamıyor. Ondan sonra polis geliyor. Polis onu alıyor, bir köşeye gidiyor, çekiyor. Başka bir adam geliyor. Yabancı dil, hangi dil olduğunu da bilmiyorum. Normalde aslında yabancı dilleri hemen anlayabiliyoruz yani. Hani ne bileyim, bir Rusça olsun, işte Arapça olsun, İspanyolca, İtalyanca, insan hemen fark ediyor ama böyle değişik ülkelerden gelenler var mesela. Hiç duymadığım dilleri ayırt da edemiyorum mesela, acaba nereden geldi falan. Polis onunla anlaşmaya çalışıyor, olmuyor. Polis gidiyor başkasının peşinden, o koşuyor, bağırışmalar, çağrışmalar. Yani Alexanderplatz çok acayip bir yer olmuş. Bir de Zatürn'ün içine girdim işte ben. Aslında Alexa'dan alacaktım makinayı. Zatürn'de de görevli uyardı şeyi, adamın bir tanesini. Dedi ki maskesi şuraya kadar duruyordu. Dedi maskenizi lütfen burnunun üstüne kadar çekin. Ben de zaten sıra bekliyordum kasada. Hani böyle etrafa bakma, izleme şansım da var. Abi onu dediği adam şey, görevliye dedi ki sen benimle nasıl konuşuyorsun? Adam dedi ki bir şey demiyorum. Sadece maskeyi lütfen hani burnunuzun üstüne kadar çekin. Çekmezsem ne olur? Böyle. Aynen böyle. Adam diyor problemli misin? Görevli adama diyor problemin mi var diyor yani. Hani alt tarafı maskeni yukarı çekledim falan. Bu maskesini hani çekmesi istenen adam üstünü falan çıkarmaya başladı. Sanki salak orada kavga edecek güvenlikçiyle falan. O güvenlikçi işte anons yaptı, öbürleri geldi falan. Çok bir şey ya, Alexanderplatz'a ne zaman gitsem enerjisi bir oranı bir tuhaf ya. Yani negatif de demesin. Negatif, agresif. Allah'tan oraya şey polis istasyonu koydular da artık rahatız. Bunun altındaki ışıklar otomatik niye kapandı ki ya, bir karanlık oldu. Neyse, Allah'tan polis falan oraya koydular, bir de tuvalet koydular. Ve iyi oldu yani, insan kendisini güvende hissediyor. Ben mesela o polis şey kulübesi olması bana güven veriyor, doğruya doğru. Daha öncesinde Alexanderplatz'ta akşamları falan ben güvende hissetmiyordum. Sadece ben değil aslında, çok kişi aynı şeyi söylüyor da. Çay yapacağım bu arada. Ya Berlin'de değişen bir şeyler var, fark ediyorum. Yani geçen gün de işten çıktıktan sonra doğudan Pankow'a indim. Pankow'dan Alexanderplatz'a doğru, işte o Prenzlauer dedikleri bölgede, aslında Berlin'in cool bölgelerinden biri. Orada da çok
hiç daha önce görmediğim insan tipleri. Çünkü o bölgede bayağı da çalışıyorum artık. Yani yine bir agresif, mutsuz, böyle sanki hemen üstüne atlayacak, kavga etmeye hazır gibi insan. Yani ne bileyim ya abi, çok şok geldi yani. Şimdi bir de bugün Alexander Platz'da üstü üstüne gelince söylemek istedim. Geçen de şeye bindim. Arkadaşımın bir tanesi taşındı demiştim bir önceki videoda. Ona yardım ettim. Espan'la şeyde indim. Yorkstrasse'de. Kreuzberg'in bitişi Schöneberg arası. Ondan sonra orası da Berlinliler bilir, Berlin'de yaşayanlar. Çok böyle kendine işte madde falan vuranlar var. Açıktan yapıyorlar. Daha önce ben duymuştum, hiç inanmamıştım. Ne zaman kendi gözlerimle gördüm. Adamların umurunda değil. Polis de bir şey yapmıyor. Orada kamera da var. Ya ne bileyim, işte 3 gün önce, 2-3 gün önce tekrar gördüm, toplanmışlar. Havada soğuk ya şimdi, belki o evsizler hep metrolarda falan şey yapıyorlar, toplanıyorlar. Açıktan kolunu bağlıyor, şırıngı atıyor. Yanında çocuklar geçiyor, aileler falan. Yani Berlin acayip bir şey olmaya başladı ya. Neyse şimdi biraz üniversite hazırlığı yapacağız. Aslında kendime tam bir tatil de vermedim aslında. Kötü olduğunu fark ediyorum yani. Şöyle 2-3 gün aslında hiçbir şey yapmadan sırf kafa dinlemem lazımdı. Yapmadım ama arkadaşlar sıkacağız bu dönemler. Ocak sonu, Şubat başı, Mart şeyi hep. Şimdi burada da konuşuyorum. Herkesin sınavı var. Millet pizzayı atıyor fırına. Pizza yiyor, sınava. Geliyor hazır çorba yapıyor. Hazır çorba yapıp aynı sınava. Ben yine sağlıklı besleniyorum. Bayağı gurur duyuyorum herhalde şu aralar sağlıklı beslenmemle. Şeyi fark ettim. İkide bir ondan bahsediyorum. Neyse bakalım şimdi biraz ders çalışmaya başlayacağız. Bugünkü planımda aslında spora gitmek vardı. Güzel de ayarladım ama sabah kalktığımda çok yorgunum arkadaşlar. Şimdi o yorgunluğu hissediyorum. Hep geceleri gidiyorum ama yarın sabah dersim var. Şimdi gece gece gidersem yarın sabah o derse ben fit bir şekilde uyanamayacağım. Uyanamayınca da beyin algılayamıyor. Bugün bile aynısı oldu. 8'de kalktım. Yine de saat 10'a kadar falan kendime gelemedim. O yüzden hiç boşuna yormaya da gerek yok. O yüzden sporu attım. Şimdi yarının listesini yapacağım. Bir de yani nasıl söyleyeyim, hayvan gibi yedim. Bugün hani bayağı ağır yumurtalı falan kahvaltı yaptım. Üstüne gittim dürüm, döner patlattım. Ama bu saatte yine acıktım. Yani şeytan diyor hadi git falafel, pomas yani patates kızartması al, falafel al, kola al. Yani bir delilik yapabilirim, bilemiyorum. Biraz herhalde şu ders çalışınca da beyin çok şeker yakıyor ya. Bilmiyorum, belki de ondan kaynaklanıyor olabilir. Yani spora gitmeyeceğim. Yemek yiyeceğim, bir de yarın yapılacakların listesini yapacağım. Ve akşamı kapatacağım. Çünkü iyi yersem, kaloriyi tamamlarsam yarın da fit bir şekilde kalkarım diye düşünüyorum. Bir de havalar çok değişiyor burada. Çok saçma sapan bir kış oldu. Eksiye düştü. Ertesi gün 8 derece oldu. Ertesi gün 0 oldu. Ertesi gün 10 dereceleri falan çıktı. Böyle bayağı çok rahat geçti yani aslında bu kış bana. Bilmiyorum. Belki ev, kaldığımız ev çok sıcak. O yüzden olabilir mi? O da olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.